herhalde her şeyin başlangıcına dair. O aslında dair. Belki de en temel şeylerinden biri. Şimdi bakar bana deseler ki birisi, sen İslam'a inanan bir insansın. İslam'ın geri kalan bütün şöyle diyeyim, tabii Hristiyanlıkla Yahudiliği ayrı tutmuyorum. Onlar sonuçta aynı kaynaktan gelen inançlar. İslamiyet'in rakip inançlardan. Yani ne bileyim bir uzak doğu dinlerinden. Mesela içinde o reenkarnasyon olan yapılardan. Veyahut da bir materyalizmden üstün kılan şey nedir sence İslam'ı deseler? Ben derim ki birinci cevabım ontolojisi. Bu nedir? Varlık anlayışı. Bu varlık anlayışı da nedir? Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allah her şeyin yaratıcısı olduğu için bu karşımızdaki evren Allah'a bağımlı bir varlıktır. Bu evrendeki her şey tasarlanmıştır. Bu evrenin bir başlangıcı vardır fikridir. Kur'an Allah ol deyince her şey oluverir söyleyince aslında buradaki temel söylediği şey şu karşımızdaki evren benim sanatım, bana bağımlı. Kendi kendine var olan bir şey değil diyor. Bu bir zorunlu varlık değil diyor. Bana bağımlı bir varlık diyor. Buradaki bilimsel verilerin, Big Bang'in diğerlerinin bunu güçlü şekilde desteklediğini görüyoruz. Nedir? Çünkü klasik materyalist izah bakalım tarih boyunca. Klasik materyalist izah tarih boyunca ne demiş? İşte evren karşınızda duruyor, her şeyin açıklaması bu. Tamam, herkes sonuçta bir şeyi sürekli bir varlığı kabul etmiş. Tek tanrı inancında olanlar Allah o sürekli varlıktır demiş. Ateistler de demiş ki evrendir demiş o sürekli varlık. Şimdi sürekli varlık her şeyin açıklaması değil de sürekli varlığın bir başlangıcı olamaz. Yani başlangıcı olan bir varlık sürekli var olamaz. Yıllarca ateizmin, 1920'lerde bu anda Big Bang ortaya kondu. Yıllarca ateizmin savunduğu bir şey Big Bang'le bir işte başlangıcı olduğu gözüktü. Evrenin başlangıcı bir misket tanesine kadar indirgedi Big Bang teorisi. Bütün her şey çok sıcak, çok yoğun misket kadar bir yerde oldu ve sonra açıldığı bir şey. Yani materyalizmin tanrısını artık mecazi anlamda misketi söylüyorum. Bari kimse tam böyle misketi sanmasın. Bir miskete indirdi Big Bang teorisi. Ya bu bir felsefi inancın tanrısına bundan daha zalimce ne yapılabilir yani? Bu tarih boyunca iki tane temel inanç olduğunu görüyoruz. Tek tanrıcı inancına karşı felsefe ise tek ciddi materyalizm. Materyalist alternatif, alternatif olma vasfını yitirince tek tanrıcılık dışında dışarıya ciddi bir alternatif kalmıyor karşımızda. Tabii sırf bu da değil. Tasarımla ilgili başka evrendeki deliller. Mesela Big Bang'e bakalım. Rastgele bir patlama mı Big Bang? Hayır. Çok düzenli bir patlama. Öyle bir patlama ki çok hızlı bir şekilde patlasa bütün madde her tarafa saçılacak. Çok yavaş olsa o patlama her şey bir anda birbirinin üstüne gelecek. Fakat bu çok hızlı patlamayla çok yavaş patlama arasında dengede patlaması gerektiğinin oranı 10 üzeri 60'ta 1. Peki ben size şunu bu 10 üzeri 60'ta 1 anlatmam belki lazım. De, lazım. Tamam onu ya şöyle anlatın. Diyeyim. Bir tane kum tanesini alın veya bir atom alalım. Rastgele bir atom alın. Şurada bir yere saklayın. Peki. Şu masanın içine ver herhangi bir yere. Dünyanın herhangi birinden de birine deyin ki siz dünyadan rastgele bir atom çekeceksiniz. Ve o atomun benim sakladığım atom olması. Dikkat edin kum tanesi demiyorum herhangi bir çölde. Çünkü bir kum tanesinin içinde bile milyarlarcadan fazla atom var. Şurada sakladığım bir atom bir kere de bulacaksın. Bundan daha düşük bir ihtimal 10 üzeri 60'ta. Bir kere de bulunduğunu nereden biliyorsunuz? Belki sonsuza yakın deneme oldu ya da işte yani belki başka sizin verdiğiniz örnekten seçelim. Şimdi sizin atomunuz seçilmedi de sonsuza yakın başka atomlar seçildi. Bir an geldi o atom seçildi. Şimdi tabii burada iki tane şey var. Birincisi bu patlama yavaş olsa 10 üzeri 60'ta birden olsa pat diye üste kapanıyor. Fakat bu bir kere üstüne kapandı mı bildiğimiz bunu açacak hiçbir fiziksel mekanizma yok. Yani aslında orada evren bir kör düğme gidiyor. İkincisi daha berbat. Hızlı patlama olursa sınırsız bir şeye yayılıyor madde. En sonunda öyle bir noktaya geliyor ki iki protonun arasındaki diyelim veya enerjinin arasındaki mesafe ufak tefek parçacıklar yine çıksa ne bileyim yani İstanbul dünya ile işte Mars arası kadardan daha fazla yani mecazi olarak söylüyorum. Tamam. Yani sonuçta bir ısı ölümüne yayılıyor belki madde. Belki bunlar oldu olmadığını nereden hayır biliyoruz? Zaten onlar olsa ikinci bir patlama şansı yok. Yani bu patlamanın defalarca denenmesinin şansı yok. O bir kere de ilk denendiğinde eğer çökerse dediğin gibi bizim bildiğimiz fiziksel onu açacak bir mekanizma yok evrenin başlangıcında. Ama hızlı olduğu zaman madde öyle bir dağılıyor ki dağıldığı zaman